Göreve layık gören başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, il teşkilatımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve bana bu aday adaylığı sürecinde destek gösteren, destek veren bütün hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim, ittifak olayıyla biz adaylar ilgilenmiyoruz. O genel merkezimizin tasarrufunda, ben şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı adayım. Evet, hayırlı olsun. Sağ olun. Sayın Başkanım çok yani süreç zor bir süreç. Kars'ta zor bir süreç ama Milliyetçi Hareket Partisi siz var iken siz için bana göre kolay olacak. Siz bu sürecin içerisine o kadar karşınızdaki adaylar da çok güçlü adaylar pek göremiyorum. Bir kişi hariç onun ismini de burada zikretmeyeyim ama siz ne diyorsunuz sürecin hakikaten böyle zor geçeceğine? Öncelikle şunu söyleyeyim, Mevlam zorlarımızı kolaylaştırır inşallah. Biz inanan insanlarız. Bizim derdimiz bu saatten sonra Kars'a barış, huzur, kardeşlik getirmek. Biliyorsunuz siyasetçiler zaman zaman Kars'ta en büyük debettikleri ve kullandıkları şövenistliği biz şahsım ayaklar altına alacağım. Ve Kars'a öncelikle barış, huzur götüreceğim Ankara'dan. Bütün derdimiz Kars'ı hak ettiği yere getirebilmek. Tabii ki bu bir yarıştır. Benim için bütün adaylar önemlidir. Biz herkesin belediye başkanı adayı olarak Allah nasip ederse 1 Nisan'da belediyemizi kazanarak Kars'a hizmet etme sevdalısı olarak görev alacağız. Peki başkanım, kısa bir şey soru daha soracağım. Çünkü sizin acil buyurun, işiniz var. Buyurun. Biliyorsunuz çok büyük bir borç var. Kars şu an borç batağında. Yani buna ne diyeceksin? Borçla alakalı ne diyeceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Kars'a gideceksiniz, borcu bitireceksiniz, hizmet yapacaksınız. Yani bunlara da yani milyon dolar para ister. Buna bu konuda ne diyeceksiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Belediye başkanlığı kolay bir görev olmadığını biliyoruz. Evet. Parayı iyi yönetmek lazım. İdareciliği çok iyi bilmek lazım. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getirdiğinde de çok güzel şeyler olacağını biliyorum. Netice itibariyle ben iş adamıyım. Yıllardan beridir de biz para idare ediyoruz, finans idare ediyoruz ve proje üretiyoruz. Ben bir proje adamı olarak Kars'a gidiyorum. Borç beni korkutmuyor. Yeter ki Kars halkı içlerinden doğan, büyüyen ve bugün bu göreve layık olan kardeşlerine Kürdüyle, Türküyle, Azerisiyle, Yerlisiyle, Terekemesiyle herkes inansın. Kars'ı güzel günler bekliyor. 1 Nisan'da Kars'a çok sıcak, çok güzel bir güneş doğacak. Evet başkanım. Bir gün Kars Ardahan Iğdırlar Federasyonu'nun açılışı vardı. Ben özellikle de buna dikkat ettim. Siz girdiğiniz zaman bir teveccüh vardı. İnsanların sizlere karşı bir sevgisi vardı, saygısı vardı. Siz de dikkat ettiniz. Buna ne diyeceksiniz efendim? Kars'ta hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi her zaman gösteriyorlar. Göstermeye de devam edecekler. Çünkü ben onlardan biriyim. Mütevazı bir insanım. Tavazu etmek adaptandır. Ben öyle davrandığım için hepsi beni bu anlamda bağırlarına basıyorlar. Ben bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Federasyonumuzun da bugünkü bu güzel binasının açılışını da bütün Kars'ta hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Peki başkanım, teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı arz ediyorum.